Tekrardan merhaba. Bugün iki değerli konuğumuz var. Ahi Evren Ocağı İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Yunus Çelik, Başkan Vekili Sayın Ercan Arslan. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Aydın Bey. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanal 5 ailesinde kendimizi burada kendi ailemiz gibi rahat hareket ediyoruz. Bu Kanal 5'in faydası Ankara'da ve Türkiye'de bütün derneklerin ön plana çıkarması bizim için de memnun edici şeyler. Toplum kuruluşlarını da önemsiyor. Tabii. STK'lar çok önemli. Çünkü devletimiz ve milletimiz için önemli bir kuruluşlar. İnşallah hayırlı olur. Ercan Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Kanal 5 ailesine, sivil toplum örgütlerine verdikleri yararlı yayınlarda örnek olması açısından çok teşekkür ediyoruz. İnşallah burada ailelik kültürü üzerine paylaşacağımız bilgilerle bizler de faydalı olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konu ailelik. Evet. Dolayısıyla bir kültür. Önce Yunus Başkan'ı tanıyalım. İsmim Yunus Çelik. 1977 doğumluyum. Evli 3 çocuk babasıyım. 1986'dan beri Ankara'da gıda sektöründe uğraşıyorum. Gıdacılıkla alakalı marketler, zincir marketler olarak Ankara'da hizmet veriyoruz. 2007'de Ahi Evren Hoca isimle Kırşehir bir milletvekilimiz Mikail Aslan isim babası olarak böyle bir derneğimiz olacak diye Ankara'da beni başkan olarak atadı. 2012 bu gezi olayları esnaf ve iş adamımızın sıkıntılı olduğundan dolayı biz de böyle bir derneğimizi tekrar ortaya çıkarmak istedik. Ahili kültürle esnaf ve iş adamı olarak hizmet vermek istiyoruz. Efendim sizi tanıyalım. Ercan Akyüz ben. 1962 Antakya doğumluyum. İskenderun Antakya doğumluyum. Çeşitli firmalarda, üst düzey firmalarda yöneticilikler yaptık. İdari mali işler yöneticiliği. Ticaretin birçok kolunda faaliyetler gösterdik. Dededen gelme bir terzilik mesleği var. Terzilik de ahilik mesleklerinden birisidir. Son derece uyuşan, emek gerektiren, alın teri gerektiren. Böyle bir soydan, böyle bir kökten geliyoruz. Ticaret hayatımız içerisinde bir şeylerle mücadele ederken bir baktık ki ahilik diye ahlakın, kardeşliğin, yiğitliğin, özverinin olduğu bir şey var. Bununla kendimizi özdeşleştirdik. Bunun üzerine topluma, genç kuşaklara mesajlar vermek üzere yola çıktık. Burada Ercan Akyüz'ün kendi kişiliğinden ziyade Ahi Evren'in evet. kişiliğini ön planda tutacağız. Bir ahi olmaya çalışacağız. Bu bağlamda o zaman Ahi Evren kimdir dersek ne dersiniz? Ahi Evren değerli başkanımın da beraberce yol aldığımız sevgili değerli başkanımın da söyleyeceği, anlatacağı üzere 1170 yıllarda Güney Azerbaycan Hoy kasabasında kazasında doğan, kendini geliştiren, isminin anlamı Evren, Ahi Evren, dünya, ahi, kardeşlik, yiğitlik, Türkçedeki akıdan gelme. Böyle bir mübarek zat, çok büyük emekler vermiş, çok büyük savaşlar vermiş. Gerek dini, gerek ilmi, sosyal mesajlarla beraber ömrünü bu teşkilata adamış, meşakkatli yollardan geçmiş, çok büyük bir insan. Bunu ilerleyen birazdan derinlemesine açacağız inşallah. Başkanım siz ne demek istersiniz? Şimdi Ahi Evren gerçekten bir Allah dostu. O dönemde yaşamış insanların birisi Hacı Bektaş Veli, Hazreti Mevlana, ondan sonra Yunus Emre. O dönemlerin insanları bunlar. Başkanım teknik olarak bir sıkıntımız var herhalde. Uyarıyorlar bizi. Bir ara vermek zorundayız tamam. Müsaadenizle. Tabii efendim. Bu sorunumuzu çözünce tekrar yayınımıza gireceğiz. Tamam efendim. Sevgili seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
teknik bir seste arızamız oldu. Bundan dolayı özür diliyoruz. Başkanım, Ahi Evran kimdir diyorduk. Buradan devam edelim, buyurun. Evet. Ahi Evran bir gönül adamı, bir Allah dostu. Aslında Ahi Evran şu anda bizim üniversitelerde bir ders olması lazım. Mutlaka. Çünkü Ahi Evran'ın hem kendi yapısal özelliği, hem teşkilatlanma özelliği, hem birlik, beraberlik, kardeşlik adı altında bunu iyi bir benimsememiz lazım. Çünkü Ahi Evran büyük bir zat. O dönemlerde Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin yaşadığı bir dönem. Selçuklu'nun artık son dönemleri diyelim. Çünkü Ahi Evran mücadelesi gündüz ticaret, gece Moğollarla savaş yapan bir zattı. Birlik beraberlikte Selçuklu'yu tekrar ayakta tutalım diye büyük bir savaşlara girdi. 93 yaşında şehit oldu. Doğru. Hazreti Mevlana'nın oğluyla birlikte Moğollara karşı büyük bir savaş vererek şehit oldu. Tabii o dönemden sonra Osmanlı'ya bir ahilik şey geldi, projesi geldi. Ve 600 yıllık bir Osmanlı ayakta kaldı. Şimdi dürüst ticaretin tabii, sembolü değil mi? Helal ve haram ayırabilecek, evet, esnaflarımız, öyle diyelim. Çünkü Ahi Evran'ı anlamamız için bir kere içimizde olması lazım. Esnaf yapıyorsak, iş adamlık yapıyorsak dürüst olmamız lazım. %100 kazanç yoktur. %100 kazanç hep zarardır. Az olsun, öz olsun ama memleketimize, devletimize karşı dört dörtlük bir ticaret yapalım. Ahilik hiçbir zaman devletini satmamıştır. Ahilik her zaman devletin yanında olan güçlü bir lider kimliğinde liderlik öğreten bir kurumdur. Kanaati de beraberinde tabii gösteriyor. Kesinlikle öyle. Biz Ahi Evran'la alakalı kısa bir 2-3 senede daha hızlandık ahilik konusunda. Çünkü o bizim artık bir diriliş diyoruz. Şu anki yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nde bu sıkıntılar bence bu güzel insanları unuttuğumuz için yapıldı bu işler. Bunları hatırlatacağız. 7'den 77'ye. Başkan, oralara geleceğiz. Kademe kademe gitmek İnşallah. İstiyorum. Siz bu faaliyetleri yaparken ilk günleri zorluklarla karşılaştınız. Derneğin ilk gününden bugüne bir tablosunu bize çizin. Ondan sonra da projeleriniz, yaptıklarınız, yapacaklarınızla devam edelim. Evet. Şimdi Ahi Evran... Kimler üyeniz? Kaç üyeniz var? Evet. Bunlar ne işlerle uğraşıyorlar? Sizi bir tanıyalım, derneğinizi tanıyalım. Şimdi Ahi Evran Hoca 14 kişiyle başladı kurulmaya. Hepimiz iş adamıyız. İçimizde bürokrat insan da var. Hanımefendileri var, iş kadınlarımız da var bu konuda. Bizlerle birlikte 24 saat koşturan arkadaşlarımız var. Amacımız Ahi Evran'ı geliştirmek. Evet. 2013'ten sonra esnafları gezerek ahili anlatıp ve elimizde güzel projelerle Ahi Evran kimdir? Ahi Evran'ın sunumu nedir? Ahi kültürünü tabii anlattınız. Tanıtmak için. Esnaflarımız, iş adamımız tabii ki bu konuyu bilmiyorlar. Çünkü yılda bir hafta kutlanıyor Ahi Evran haftasıyla. Bu sene de ayın 23 ile 28 Mayıs arası inşallah Kırşehir'de olacağız. Ahi Evran'ın güzel bir yad edeceğiz. Ahili kültürünü tüm Türkiye'de esnaf odaları kutluyor. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bir memlekette esnaf güçlü olursa devlet de güçlüdür. İş adamı güçlü olursa, yani ana felsefe her bu tarafta, aynen, evet, felsefemiz o. Biz siyaset düşünmüyoruz derneğimizde. Biz tamamıyla iş adamı yetiştirmek, kaliteli nesil yetiştirmek, dürüst esnaf yetiştirmek. Hedeflerimiz bu. Çünkü 3 günlük dünyadayız. Götüreceğimiz hiçbir şey yok. Ama yarın torunlarımıza, çocuklarımıza helal bir ticaret verebilirsek ne mutlu bize. Ercan Başkan'ın bu konulara ekleyecekleri vardır sanırım. Şüphesiz konuşacak o kadar çok şey var ki ahilikle ilgili değerli Gümrük Ticaret Bakanlığımız 2 cilt eser meydana getirmiş. Bu bile sadece küçük bir bölümü. Ahi Evran-ı Veli'nin evet, hayatı üzerine. Güzel bir eser. Evet. Ahi Evran kendi çağında meslek odalarını kurmuş.
meslek teşkilatlarını kurmuş. Biz bugünkü ahiler olarak ne yapmalıyız? Aile içerisinde sağlıklı, ahlaklı bireyden başlıyor her şey. Terbiyeli, geleceği gören, büyüğüne saygılı, evet, ödevlerini düzgün yapan nesiller yetiştirmekten geçiyor. İşin özü burada başlıyor. Zaten birazdan projelerimiz içerisinde anlatacağımız dededen toruna ahilik de bunun bir parçası. Bizler kaliteli, ahlaklı nesiller yetiştirdiğimiz takdirde önümüzdeki 10 yıllara, 50 yıllara kocaman çınar ağaçları bırakacağız. Selçuklu'nun Osmanlı'ya daha dönüş dönemi gibi. Daha emin adımlarla. Arkası yazılan çekler olmayacak. Eski günlerdeki gibi sözler belki senet olacak. Evet. Biz bunları yapmaya çalışalım. Çeklerin bile misal fayda etmediği günlerdeyiz değil mi? Maalesef. Nasıl? Maalesef. Dolayısıyla Ahi Evran'ı bugünkü yüzyıla, ahiliği ve Ahi Evran'ı bugünkü yüzyıla nasıl uyarlarız? 21. yüzyılın ahilerini nasıl yetiştiririz çabası içerisinde biz bu derneğe gönül verdik. Üye arkadaşlarımız da, bize değer katan değerli bürokratlarımız da, iş adamlarımız da, hukukçularımız da, ev kadınlarımız da, kadınlarımıza büyük rol düşüyor. Fatma Bacı'yı birazdan, evet, değerli başkanımız anlatacak. Bacı yani Rumi ne demektir onu anlatacak. Bir toplumsal mücadeledir bugün yaşadığımız. Eskiyi, eskinin gelenek göreneklerini, evet, eskinin kültürünü modernize ederek bugünkü çağa uyarlamaktır. İnşallah bunları hep beraber üzerinden geçeceğiz. Uzun uzun, evet, toplantılarımıza dile getireceğiz. İnşallah. Başkanım, güzel bir sunum dosyası var. Projelerle dolu dolusunuz. Buradan başlayalım. Bu projelerle ilgili buyurun. Şimdi bizim kanayan yaramızın birisi çocuklarımız. Bende de iki kız bir oğlan var. Bunları nasıl yetiştirelim? Nasıl hedeflerine ulaştıralım diye kendi kendimize hep soru sorduk. Ercan Bey ve yönetimli olarak, bizim dernek yönetimle oturduk. Belki yıl 6 ay, 7 ay, 1 senedir bu projenin içindeyiz. Acele etmeden kreş yapalım dedik. Ahi Evran Ocağı kreşleri. 6 yaşına kadar çocuklarımızı yetiştirelim. Selçuklu ve Osmanlı kültürüyle yetiştirelim. Helalı haramı bilsin, dedesini bilsin, ninesini bilsin, annesini bilsin, atasını tabii bilsin. Hepsini tanısın. Bugün Kanuni Sultan Süleyman kim olduğunu patır patır anlatması lazım çocuklarımız. Bunlara inşallah güzel güzel yetiştireceğiz. Çocuklarımızı ta 6 yaşına kadar, biliyorsun o beyinler, evet, daha yeni. Bu yaşta ne öğretirsek ileride şeyini alacağız, verimini alacağız. Projemizin, en büyük projemizin birisi bu. İşte çocuktan başlıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Çocuk bizim için önemli. Temel altyapı. Tabii. Yani herkesin kendine göre bir projesi var. 50 yıl, 100 yıl. Bizim de bir 50 yıl projemiz olsun. Diyelim belki 2053'te, belki 2051'de Türkiye Cumhuriyeti yeni bir nesil, kaliteli bir nesil yetişerek Türkiye Cumhuriyeti ayakta duracak. Mutlaka nesil önemli. Tabii ikinci projemizde okullar, ahilikle alakalı. Orta ve lise çağındaki okullarımızı açıp genellikle bizim ahilik eğitimle başlayacağız dedik. Yani çocuklarımızdan başlayıp büyüklerimize, evet, göre sosyal projemize, biliyorsun eğitim eksikliği var. Bugün bakıyorsun yeni yeni 7-8 senedir çocuklarımıza İngilizce eğitim veriliyor okullarımızda. Bu bir, güzel bir şey. Çünkü dünyayı tanımıyoruz. Tabii yabancılığı olması lazım. Kesinlikle. Bugün bakıyorsun yanımızda komşular %90 İngilizce biliyor. Bizde eksiklik çok. Evet. Çünkü eğitilmemişiz. 7-8 senedir tam gaz gidiyor şu anda. Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda çok özverili. İnşallah onlarla birlikte güzel bir projeler yapacağız eğitimle alakalı. İşte nasip olursa YÖK Başkanımıza ve bürokratlarımıza söyleyip üniversitelerde birer Ahi Evran odası istiyoruz. Aslında bir Ahi Evran dersi istiyoruz. Her okuyan üniversite, tabii her üniversite okuyan bir kardeşimiz Ahi Evran'ı, Hacı Bektaş Veli'yi, Hacı Bayram'ı, Yunus Emre'yi tanıması lazım. Erenleri bilsin. Tabii. Ya. Bunlar gönül dostlar. Bunlar bizlere fikir veriyor. Ahlak veriyor. Ondan sonra istersen Sayın Vekil. Başkanım, siz de yavaş yavaş diyeceklerimiz, buyurun.
Sanırım Ahi Dede Torun çizgi filmi var. Bu da çok önemli değil mi? Başkanımın dediği gibi öncelikle yarım bıraktığı yeri tamamlamak istiyorum. Her şeyin başı eğitim. Evet. Küçük yaşta vereceğimiz, evde vereceğimiz, ahlakla okulda vereceğimiz eğitimle bunu pekiştirdikten sonra o büyüyecek fidandan hiç korkmamak lazım. Müfredatlarda inşallah değerli devlet büyüklerimiz buna çok önem veriyorlar. Müfredatlarda ahilikle ilgili ufak ufak zaten çalışmalar başladı. Evet. Ahiliğin gelenek görenekleriyle ilgili etüt merkezlerimizde neler yapılacak? Ahide de ahi torun. Burada işin sloganı seçmemizin sebebi bizler dede olacağız, torunlarımız olacak. Ama bunlar bir günde olmuyor. Bir emek, bir yollardan geçerek bir şeylere ulaştıktan sonra bir meyveye ulaşacağız. Evet. Tecrübelerimizi, acı tatlı, yaşadıklarımızı, doğruyu, yanlışı, haramı, helali öğreneceğiz, öğrendik ve bizler de öğreteceğiz bunları. O yüzden bu kamu spotu şeklinde ve çizgi film şeklinde en çok önem verdiğimiz, ahlaki olarak da çok önem verdiğimiz ahi dede torun, dededen toruna ahiliği inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bunun için de vereceğimiz toplumsal mesajlar, kendi öğrendiğimiz dürüstlük, çalışmak, iyi huy, ibadet, bunların hepsini ve daha onlarca konuyu, daha sonra da üzerine ilave edeceğimiz onlarca konuyu, bugünkü nesile, küçük fidanlara bir aşı olarak hayırlısıyla biz takdim etmek istiyoruz. Bu çizgi film konusunu ben çok önemsiyorum. Çünkü çocuklar maalesef günümüzde cep telefonuyla avutuluyor diyeceğim. Evet. Anne, evet. Baba çocuk yaramazlık yaptığı zaman hemen cep telefonu veya bilgisayarla öbür odaya geç, al bilgisayarlı telefonu. O neye giriyor? Hangi siteye giriyor? Neye bakıyor? Hangi maalesef çizgi filmi? Maalesef bu konuda otokontrol yok. İstisnalar hariç. O zaman bu projenizi ben çok önemsiyorum. İnşallah. Tebrik ediyorum. Çok hayata geçirilmesi için. Bir özveri istiyor. Kanal 5'te de gösterelim inşallah. Biz her konuda destek veririz. O teknik manada o projede. Çok teşekkür ediyoruz. Biz hayırlı nesiller, başarılı kuşaklar, 21. yüzyılın ahilerini yetiştirmek istiyoruz. Bu projelerimizin hepsinde bir emek var. Evet. Oturup kendi aramızda yaptığımız istişarelerde değerli bu konuya, ahilik konusuna bizlerden de önce emek vermiş üstadlardan aldığımız ışık doğrultusunda bu projeleri geliştiriyoruz. Katkılara açığız, fikirlere açığız, mutlaka yardımlara açığız. Dostlarla beraber omuz omuza inşallah bunları hayata geçireceğiz. Devam edersek sanırım Ahi Evren Gerçek Hayat filmi projeniz var. Bu da dev bir proje. Bu çok önem verdiğimiz, yine çok önem verdiğimiz, ayrı heyecanla gündeme getirdiğimiz birçok senaryoyu inceledik bu arada. Bunu da belirtmek isterim. Ahi Evren kendi yaşadığı döneminin adeta esas kahramanı diyebileceğimiz bir zat. Evet. Neden böyle? O dönem yaşamış değerli büyüklerimiz, bu Anadolu erenleri dediğimiz, Ahmet Yesevi'nin öğrencileri dediğimiz, Selçuklu'nun son dönemi Osmanlı'nın yükselişiyle beraber Anadolu'nun birçok yöresine belli misyonlarla, belli görevlerle toplum içerisine yayılmışlar. Ahi Evren da 32 meslek dalını patentini adeta alarak o zamanki meslek odalarını kurmuş. Dericilikte, bağlık, çeşitli sanatlar. Ve bununla beraber aldığı İslami eğitimler, ilmi eğitimleri de topluma enjekte etmiş. Ve Selçuklu'nun son dönemi Osmanlı'nın şahlanışında esas kahraman, asıl güç Anadolu'nun birçok yerinde bugün ahilik gelenek görenekleri yaşıyor. Ahi Evren'i sadece bu filmde de dile getireceğiz. Sadece bir şet kuşanma ve pabucunu dama atmakla saygı duyuyoruz. Bunlar yapılacak yine. O bir sembol. O bir ritüel olarak, bir tören olarak yine yaşanacak bunlar. Burada ahlaki mesajlar var zaten. Ama bu filmi öyle önemsiyoruz ki Türk'ün, İslam'ın, inançlı insanların, çalışanların devleti adına
neler yapabileceğini, ne mücadeleler verebileceğini bu filmde biz kurgulamak istiyoruz. Ahi Evran sadece esnafın piri değildi. Ahi Evran kılıcı elinde cephede en ön saflarda savaşan bir mübarekti. Evet. 93 yaşında Moğol akınlarına karşı kılıcıyla saldırmış bir insandı. Hazreti Mevlana'nın oğluyla beraber şehit olmuş bir insandı. Mübarek bir insandı. Biz bu filmde bunları açacağız. Neden biz Çağrı gibi bir film yapmayalım? Neden 1453'ü, neden dirilişi yeniden Ahi Evran'ın bünyesinde, onun ışığı doğrultusunda neden hayata geçirmeyelim? Bu filmde uluslararası bir projeye çevireceğiz bunu inşallah. Yunus Başkanıma sormak istiyorum. Gerçekten büyük bir proje. TRT'de dirilişte de Ahi Evran kısmen o mesajları veriyor. Evet. Oradaki esnafların Ahi Evran geleneğini. Bu konuda görüşmeleriniz olmuştur. Bu film üzerine neler söylemek istersin? Evet, görüşmelerimiz tabii ki oldu. Bürokrat abilerimizle de şey yaptık. Onlarla birebir görüşmemiz de. Tabii bu film olmazsa lazım. Yani bu kahramanı tanıtmamız lazım. Evet. Gittiğimiz her kapı, inanır mısın, kapılar açık. Ahi Evran ismini duyan, tabii kesinlikle. Yeter ki böyle bir projeye maddi, manevi her zaman destek veririz. Büyük kuruluşlar var. Gıda sektöründe görüştüğümüz kişiler var. Büyük bankalar var. Görüştüğümüz. Ondan sonra bizim Gümrük Ticaret Bakanımız var. Necmettin Bey var. Onu da desteklerini alacağız inşallah. Belki TRT bir dizi yapabilir. Şöyle aslında dizi düşünüyorlarmış. Bir film yapıp arkasına dizi düşünüyorlar. Siz o konuda bir projeye tam destek verirsiniz. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. İşin içindeyiz diyorsun. Güzel bir senarist de var. Böyle İçinde aşk da var, ibadet var, savaş ruhu var. Yani böyle çocuklarımız mıymıntı yetiştirmeyelim. Hepsi özgüven olsun. Çıksın yarın sahaya, dört dörtlük şekilde maçı kazansın. Biz öyle evlat istiyoruz. Yoksa ama bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demeyeceğiz. Çünkü bu memleket bizim diyoruz. Bu memleket seviyoruz. Kimse de bize de karışamaz. Onu dememiz lazım. Biz nasıl kazanacağız çocuklarımızı? Bilgiyle kazanacağız. Çocukları yetiştireceğiz. Şu anki dünya düzeni neyse biz ona göre yetiştireceğiz. Hep geri kalmasınlar. İşte burada da sinema filmimizde de sinyallarımız var. Mesela Ahi Evran'ın güzel bir sözü var. Diyor, hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir diyor. Hak ile. Yani evet. Rabbi ile sabır dileyip bize gelen bizdendir diyor. Akıl, ahlak ile bizi geçen bizdendir diyor. Yani ne kadar beyinli kardeşlerimiz, çocuk kardeşlerimiz olursa bizi geçsin. Biz gururla sunacağız. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar aynı memlekette yaşıyoruz. Bunu aşılamamız lazım. Ercan Başkanımızı ikinci bölümde yolcu edeceğiz. Onun için birinci bölümün son dakikalarına geldik. Sizin söyleyeceklerinizi söyleme fırsatı vermek evet. adına buyurun diyorum. Evet. Yine projelerimizin içerisinde birçok şey var. Ben bunları çok kısaca kendimle evet, ilgili olan kısımlarını buyurun. Aktarmak istiyorum. Sevgili genç değerli başkanımız Yunus Çelik Beyefendi de söylediği gibi üniversitelerde sadece liseler, kreşler değil, üniversitelerin içerisinde ahilikle ilgili tıpkı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin içerisinde bir enstitü var. Kazım Ceylan hocamız bunun başında. Bunun gibi bölümler, sınıflar ve dallar oluşturmak istiyoruz. İnşallah bunlar olacak. Türk ve İslam mucitleri sergisi düzenleyeceğiz. Biz dernek olarak bunu organize edeceğiz. Çünkü her şeyin batıdan geldiğine inandırılarak bizim kuşak da böyle büyütüldü. Evet. Halbuki Türk ve İslam mucitlerinde en az 1000 tane, 1500 tane öyle ilginç şeyler var ki ilk robotun yapılışından tutun, sabuna, gökyüzünün incelenmesine kadar. Avrupa bizden aldı değil mi hocam çoğunu? Her şeyi, hemen hemen her şeyi halen de bizden alıp geliştiriyorlar. Ayranı bile biz verdik. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Dernek olarak web sitemizi yeniden kurguluyoruz. Cep telefonlarına uyumlu, responsible birçok karakteri taşıyacak, canlı bağlantıları olabilecek. 7 dilde, en az 7 dilde, bunun içerisinde Rusça, Arapça, İngilizce, Çince dahil birçok dili bulundurmayı düşünüyoruz. Modern, önü açık ahiler olmak istiyoruz. Teknolojiyle gençleri bütünleştirmek istiyoruz. Günümüz ahileri. Kesinlikle. Ben bu şekilde öldüm teknolojiyle gittim. Bütünleşmiş. Kesinlikle. Cep telefonunda
balon patlatacağına neler yaşanmış onlara baksınlar istiyorum. Zamanı iyi değerlendirelim. Dünyada haritalar değişiyor. Teknoloji var, kullanalım. Kullanalım. Ve bunu hayra kullanalım. Hayra kullanalım. Evet. Hayra kullanalım. Önemli olan bu. Evet. Eğitime kullanalım. Eğitime. Başkanım biraz sonra daha detaylı bahsedecek. Ahi Evran'la ilgili bir aylık dergimiz olacak. Bunun içerisinde ahiliğin yaşadığı tüm coğrafyalarla ilgili bilgileri aktaracağız inşallah. Her ay abonelerimiz bunları sabırsızlıkla bekleyecekler. İçerisinde yer alacak. Yine esnafın sorunları, esnafla ilgili hedeflerimiz, projelerimiz ve onlarla gelen soru cevapları burada paylaşacağız. Her ne kadar derneğimizin adında orayı da açıklama yapmak zorunda hissediyorum kendini. İş adamları geçiyorsa da evet. Bizim derneğimiz bir esnaf derneğidir. Esnafın büyümüş, gelişmiş, palazlanmış haline adeta. Biz iş adamı diyoruz zaten. Evet, evet. Dolayısıyla bunu açıklamadan geçmek eşraftı, istemiyorum. Dünün eşrafı değil mi? Evet, kesinlikle. Evet, kesinlikle. Ekonomi gazetesi başkanımızın güzel bir projesidir. Ahilik esnaflık üzerine olduğu için günlük bütün değişen mevzuatlar, değerler, borsanın çıkışı, inişi, bunları da içinde paylaşacağımız sorunları günlük 15 günde bir yayınlanacak gazetemiz olacak. Benim çok önem verdiğim, kendi geliştirdiğim bir projemiz var. İl il yaşayan ahilik. Anadolu'nun birçok ilinde yaşayan şeylerimiz var. Ahisel kültürlerimiz var. Değerli bir önceki Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi Bey de bir anısını anlattı. Kendisi Denizlilidir. Hala yaşayan, orada da ahi toramanın yaşadığını, kendisi de bir ahi çocuğudur. Öyle biliyoruz. Her cuma günü, cumadan çıkışta esnafın kapısının önüne koyduğu lokumdu, bisküviydi, kolonyaydı, birbirlerine ikram ettiğini, müşterisi az olan esnafa o gün birbirlerine, o gün ve her gün birbirlerine müşteri yolladıklarını, satışı olmayana siftah, olmayana siftah yaptırdıklarını, eli sıkışana yardım edildiğini, bunu güzel zikretmek şey. İstiyorum. Değerli bakanımız çünkü bizi son derece üst düzey ağırladılar. Her türlü desteği verdiler. Allah razı olsun. Bu il il yaşayan ahilikte Hataylıyım. Hatay, Antakya'da da çok güzel kültürlerimiz var. Amcam bir ahidir, Ruşen Akyüz Terziler Odası Başkanı'dır. Söylemeden geçemeyeceğim. Yani Anadolu'dan çıkan bir kültür tamamen coğrafyayı katlamış. Katlamış ve biz bunu yeniden dışına da taşımış. Küllerin dışında, külleri yeniden alevlemek istiyoruz. İl il sadece kebabıyla, köftesiyle, künefesiyle değil, kültürüyle illerimizi tanıtmak istiyoruz. Buradaki tarihi eserlerimizi, buradaki ahilikle ilgili kalan kültürel miraslarımızı canlandırmak istiyoruz. Ve bu konuda yakın zamanda birçok ilimizin değerli valileriyle bağlantıda olacağız. Onlarla görüşmeler yapacağız, faaliyetlerimize başlayacağız. Televizyonlarda bunu yine ahilik, il il ahilik olarak yayınlatacağız. Evet. Başkanım, günümüz... Ercan Başkan'ı uğurlayacağımız için ona soruyorum. Evet. Günümüzde ahilik algısı nasıl? Yani geçmişten günümüze taşıyabildik mi? Çok tabii birçok şeyin olduğu gibi, manasını bilmediğimiz birçok yazıların olduğu gibi, ahilikle ilgili birçok konu da üzere ciddi anlamda küllenmiş. Ve ahilik şu yakın 5 yıllarda, 10 yıllarda yeniden canlandırılmaya çalışıyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kırşehir'deki o programıyla tavan yaptı değil mi? Kesinlikle. Anlamış. Sayın Cumhurbaşkanımız ahiliğe çok önem veriyor. Kendisi, babası da bir ahi olan değerli başbakanımız da ahiliğe çok önem veriyorlar. Evet. Bunlardan aldığımız cesaret ve feyizle biz de bu yolda kalemimizle, dualarımızla, uykularımızı feda ederek faaliyet göstereceğiz. Günümüzde nasıl algılanıyor? Günümüzde çok şükür ki birçok yerde konuştuğumuz zaman karşımıza bu ahlaki değerlerle ilgili olumlu mesajlar geliyor. Ahilik kültürü üzerine anlatımlar yaptığımızda işte bu diyor insanlar. Toplum bu diyor. Ben çocuğum böyle bir okulda okutmak yani istiyorum. Her şeye diyor. Para gözüyle, materyal gözüyle bakmak ahilikte yok. Yok. Evet. Yok, kesinlikle. Önce ahlak. %100 karlılık yok. %100 karlılık yok. Kanaat var. Kanaat var. Sabır var. O zaman var. Bereket de var. Bereket var. Çok şükür. Elhamdülillah bereket de var.
Dolayısıyla günümüzde bir, belki de her işte bir hayır vardır. Geçmişte yaşananlar bugün bir ihtiyaç doğurdu. Ahilik ihtiyacını, ahilik kültürünü, ahilik değerlerini yeniden bir ihtiyaç haline hasıl etti. Biz de bunu inşallah Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan ahit kardeşlerimizle, illerde açacağımız, ilçelerde açacağımız şubelerde bu enerjiyi, bu ruhu, bu kültürü canlandırmak için bizler elimizden geleni yapacağız. Bir din adamının bir camide vaazından hafızamda kaldı, yanılmıyorsun, müftüydü. Kurban öncesi hutbede vaaz ederken ifadesi, siz kurban için pazara gittiniz, bir kurban beğendiniz. Kurbanı satacak kişi de işte son kurbanı kaldı. 15-20 gündür o pazarda, bir an önce evine gitmek istiyor. Yani ne verirseniz verecek, o kurbana ederini verin diyor. Tabii. Evet. Hutbedeki müftü hocamız. Eğer o satıcının fırsatından yararlanıp ucuza almaya kalkarsanız kurbanda niyet sıkıntıya girer. Evet. Bu bir, bu dini bölümü. İki, eğer o satıcı o kurbandan iyi para kazanamazsa gelecek sene iyi kurban getirmez diyor. Kesinlikle. Doğru. Kesinlikle. Burada da ahi felsefesi yatıyor. Kesinlikle. Günlük yani malın ederini verin. Kesinlikle. Günlük hayatımızda adını ahilik olarak bilmediğimiz o kadar çok değerle beraber yaşıyoruz ki bu programı TV5'in paylaştığı bu programı izleyen birçok dostumuz, birçok insan hakikaten biz bunu yaşıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiklerinde, sosyal medyada Facebook sayfamızı ziyaret ettiklerinde Ahi Evran Ocağı İş Adamları Derneği'ni nelerle uğraşıyoruz, neler yapmaya çalışıyoruz, ne kültürü miras bırakmak istiyoruz gördüklerinde aslında her bireyin içinde bir ahiliye bir hasret olduğunu, evet, ve günlük hayatta yaptığı dürüst insanların, inançlı insanların günlük hayatta yaptıkları davranış biçimlerinde aslında dedelerinden gelme bir ahilik geleneği olduğunu görecekler. Efendim birinci bölüm burada tamamlıyoruz. Bir kısa reklam aramız var. Teşekkür ederiz. Tamam, sağ olun. Ahi alemde ahi evran idi. Kim kamu ahilere sultan idi? Padişahın hasekisi ol idi. Kim kamu beyler katında kul idi? 93 yıl dünyada oldu temam. Ne hal önünde geçti ne haram. Ol gece kim dünyadan gider idi? Ahiret mülküne seyreder idi. Ay tutuldu, yahtusunu vermedi. Kimsene yıldız ışığın görmedi. İrtesi kim resm oruldu mateme. Ölümü ot saçtı kamu aleme. Ahi adı dünyayı tutmuş idi. Yoksa çok kişi gitmiş idi. Ahi evranla gül şehri adı.
Cavidan Duraki tatlıdır tadı. Bir zamanlar bu masmavi boşluğun altında aldığı ilhamlara, yollarda ilham katan bir büyük ruh geldi Kırşehir'e. Bu büyük ruhun ismi Ahi Evran. Asıl adı Şeyh Nasuriddin Ebu'l-Hakaik Mahmud bin Ahmet el-Hai olan Ahi Evran, İran'ın Hoy şehrinde doğdu. Sevgili seyirciler, ikinci bölümünde güzel bir Kültür Bakanlığı Kırşehir Valiliği'nin programıyla başladık. Ahiliği anlatan. Sayın Başkanım, bunlar çok önemli konular. Gerçekten gelecek toplumlara ahiliği yaymak için teknolojiden yararlanmak lazım. Tanıtım medya olmazsa olmazlarımızdan. Buradan hareketle yine proje dosyanıza baktığımızda ahilik fuarı var. Yurt dışıyla buluşulacak. Siz sadece yurt içi değil, yurt dışıyla da farklı projeleriniz var. Buradan başlayarak ikinci bölümümüze başlayalım. Bu arada Ercan Başkanımızı bırakmadık. Bir randevuları vardı, onu ertelettik. Devam ediyor programımıza. Buyurun efendim. Şimdi Ahi Evran Hoca olarak hep dışarıdaki insanları Türkiye'ye nasıl getirelim? Oradaki ticareti nasıl Türkiye'ye aktaralım diye hep geliştirdik. Proje geliştirmeye şey yaptık. Şimdi İpek Yolu Fuarı dedik. Kim bu İpek Yolu Fuarı? Kimleri getirtmemiz lazım? En yakın bizlere kim var? Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, işte Mısır, Orta Doğu'da ya Ankara'da, aslında başkente düşünüyoruz ağırlıklı. Burayı güzel bir fuar açmayı düşünüyoruz. Oradaki iş adamlarla yaptıkları, ürettikleri sanayileri ve şeyleri, ıvır zıvır dediğimiz gıda şeyleri ve buradaki Türkiye'de esnafları birleştirmek. Bu da tabii ki biz bunu bakanlığımıza sunacağız. Bu projeye sunacağız. Evet. Şu anda Kırgızistan'da mesela geçen iki ay önce Başbakan Yardımcısı buradaydı. Görüştük. Onlar da bu ahiliği çok heyecanladılar. Aslında onlar da ahili biliyor da bu kadar detaylı olduğunu bilmiyorlar. Biz 2-3 gün beraber kaldık bu Başbakan Yardımcısıyla. İnşallah bunu yaparsak İpek Yolu Fuarı özlediğimiz o tatları Türkmenistan'da çok güzel, Kırgızistan güzel, Özbekistan güzel. Bunları getirip Türkiye'de tanıtmak. Ve bizim buradaki iş adamlarımızı oraya götürmek. Başka türlü bizim hedeflediğimiz şey yok. Önemli olan ticaretimizin bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Hep kendi iç pazarımızı satmak istemiyoruz. Biraz da dış pazar da lazım. Çünkü başka türlü ülke kalkınmaz. Yani kültür işbirliğini ticari işbirliğine döndürmek için birleştireceğiz bir proje. Hocam. Birleştireceğiz hocam. Bu da bize bir enerji verir. En azından doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü bu bizim gerçekten yani hayatımız artık öyle diyelim. Çünkü ticaretin şey yok, kısası yok. Hep uzundur. Başkanım, siz iş dünyasının aktif içindesiniz. Bu manada ticaretle ahlakı birleştiren ahi kültürünü yaşarken zorluklarla karşılaştınız mı? Tabii ki. Çünkü güvensizlik var. İş adamları arasında güvensizlik var. Bugün ürün aldığın zaman acaba verir mi, veremez mi diye adam sabah kadar kötü kötü rüyalar görüyor. Ama söz vermemiz lazım. Ahili kültüründe dürüst olmamız lazım. Sana ben bir ay sonra vereceğim dediğim zaman bir ay sonra vermem lazım. Ama bizim şu anki yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nde çok şükür bolluk var. Her şey var. Kimse itiraz etmesin. Ama şöyle bir adamın bir sürü borcu var. En iyi araba biniyor. Binmesin. Ama hakkıdır, tamam mı? O borcunu kapattıktan sonra binsin. Evet. Gitsin, borcu varsa en iyi evde otursun. Yani borcunu kapattı, en iyi evde otursun ama borcu varsa oturmasın. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman der, ayağınızı yorganınıza göre uzatın der. Bu doğru bir kelime. Bunu yaparsak başarılı oluruz. Yoksa başarılı olamayız. Telefon bağlantımız var. Saray İş Adamları Derneği Başkanı Sayın İlyas Sağ. Buyurun efendim. Alo. İlyas Bey, buyurun efendim. İyi günler Aydın Bey. Kolay. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Yunus Başkanıma da ayrı yayınlar diliyorum. Ahilik üzerine ne söylersiniz efendim? Buyurun. Şimdi
Efendim, ahiliği biz kısaca tanımlamak gerekirse esnaf dayanışması insanların, iş adamlarının birlikte hareket ettiği bir teşkilattır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetiştirmelerini sağlayan, bizim için en önemli kısmını oluşturan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Ailelik, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısaca bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzendir. Ailelik kültürünü yaşatmak adına üstün çabalarından dolayı da Yunus Başkanımıza bu vesileyle de çok teşekkür ediyorum. Bu konuda çok emeği var. Çünkü bunu da biliyoruz. Günümüzde ahi kültürünü iş dünyasında uygulamak çok başarıyı da beraberinde getiriyor değil mi efendim? Mutlaka öyle. Çünkü esnaf ve iş adamı cemiyetine bakarsanız bu anlamda saygınlık kazandırır. Artı bu anlamda da işleri mutlaka süreklilik haline getirir. Çünkü burada önemli olan bu esnafa güvenirlik. Esnafın da kazancını helal yoldan kazanmasıdır diye düşünüyorum. Başkanım, siz saray iş adamları derken bir karışıklık olmasın. Kazan Sarayı diyeyim. Biraz sizin derneğinizden bahsedin. Bizi izleyenler sizi de derneğinizde tanımış olsun. Doğrudur. Kazan Saray Sanayici İş Adamları. İşsizlik yok herhalde Kazan'da efendim. Sizin sayenizde, önce Allah, sonra iş dünya sayesinde değil mi? İnşallah işsizlik diye bir problem de olduğunu zannetmiyorum. Çünkü biz iş çalışan eleman bulmada zaten sıkıntı yaşıyoruz. Ondan yani ben inanmıyorum işsizliğin olduğuna. Burada iş beğenmemezlik var tabii günümüz koşullarıyla. Saray Sanayici İş Adamları Derneği 2014 yılında kuruldu. Kazan Sanayi Bölgesi, Saray Sanayi Bölgesi'nde bölgesel bir iş adamları derneğimiz. Bölgemizin sorunlarıyla alakalı biz daha çok ilgileniyoruz. Buradaki sanayici iş adamlarının oluşturduğu bir platform. Biz Lokman Başkan'ın şahsında Kazan'ı önemsiyoruz. Sizi de önemsiyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Buradan da Lokman Başkan'a teşekkürler ediyorum. Burada bize birçok destekleri oldu. Sanayicinin özellikle bu fabrikalaşma, yapılaşma konusunda her zaman yanında olduğunu biliyoruz. O da hiç yardımlarını esirgemiyor. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Başkanım, buyurun, kaldığınız yerden sözünüzü kestim. Evet efendim, biz bu kültürleri birleştireceğiz. Benim çocuğum bugün Türkmenistan'daki, çünkü hepimiz bir kardeşiz, aynı insanlarız. Bunları bilmesi lazım. Türkmenistan'ın kültürünü bilecek, Özbekistan'ı bilecek, Azerbaycan'ı bilecek. Artık bizden faydası yok. Biz birbirimize destek olacağız. Destek olursa kazanacağız inşallah. Şimdi oradan hareketle Ercan Başkanıma sormak istiyorum. Orta Doğu'da bir tablo var. Türkiye'nin içine çekilmek istendiği bir kaos var. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan, hükümet yetkilileri bu kargaşada, bu kaosun içine mümkün mertebe girmemek için mücadele ediyorlar. Siyasiyle böyle. Niye ekonomimiz etkilenmesin diye. Bu Orta Doğu'daki gelişmelerle iş dünyasını başkanım da uyarlar ama siz de bu konuda neler söylemek istersiniz? İstikrar olursa ticaret olur değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Öncelikle tabii bölgemizde biraz önce bahsetmeye çalıştım. Çok uzun siyasi, sosyal, derin mevzular. Dünyada haritalar değişiyor şu evet. anda. Özellikle şansımız mı diyelim, şanssızlığımız mı diyelim, kendi coğrafyamızda, etrafımızda haritalar değişiyor. Ve bu haritaların değişimi sırasında değerli devlet büyüklerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız, hükümet üyelerimiz ve vatanını seven, milletini, bayrağını seven siyasi parti liderlerimiz bu işe sımsıkı sarılıyorlar. Birlikte gazetelerde yazan, televizyonlarda düşenin arka evet. perdesinde evet. birlikte omuz omuza bu dönemi bizler de sağduyuyla geçirmeye çalışıyoruz. Etrafımıza baktığımız zaman aslında halimize şükretmemiz gerekiyor. Dünyanın en güzel coğrafyasında olmak kesinlikle. Zaten bir hedef olmak değil mi? Kesinlikle.
birçok ülkede bulunduk. Rusya'da, Suriye'de yaşananları da görüyoruz. Geldiğimiz zaman toprağımızı Almanya'da, Amerika'da bulunan insanlar geldi toprağını öpmek istiyor. Evet, evet. Aynı anda kışı, yazı, baharı, bereketi yaşıyoruz biz. Bereketli topraklardayız. Ve bu topraklar hepimize yeter. Her görüşten, her renkten insana yeter. Esnaf kardeşlerimize aynı anda yan yana bir sürü lokanta açılıyor. Bakıyorsunuz hepsi rızkını yiyor. Dolayısıyla bu coğrafyada sorduğunuz soru üzerine ahilik kültürüyle beraber paylaşmayı bilirsek kendimize yeni pazarlar açabiliriz. Bu bir sıkıntılı dönemdir. Bu dönemi yaşayacağız. Bu dönemi belki birkaç sene daha yaşayacağız. Ama her kötü günün olduğu gibi bunun da bir baharı olacak. Evet. Ekonomide yenilikler, devletimizin İşkur üzerinden verdiği esnafa büyük destekler var. Sigorta destekleri, teşvikler, hayvancılık İPART projeleri gibi daha girdiğimizde birçok şey. Yeter ki vatandaşımız da bugün artık sosyal medya, cep telefonları aynı anda istediğiniz yerlere girip ne oluyor? Dünyanın her yerinde nerede iş alımı var? Nerede ne oluyor? Bunları takip edebilir. Yeniliklere açık olursa bu dönemi geçeceğiz. Bir Irak, bir Suriye, bir başka... Oraları yeniden biz imar edeceğiz değil mi? İnşallah. İnşallah. Bizler bunların imarında bulunacağız. Ve bu imar sırasında ben sadece affını da sığırarak... Estağfurullah. Maddi imardan bahsetmiyorum. Bu işin bir de manevi imarı lazım. Biz inşallah bunu da içerisinde olacağız. O zaman değerli komşularımız olacak işte. O zaman değerli insanlar, kültürel paylaşımlar, ortaklıklar o zaman olacak. Bilmiyorum sorduğunuz soruya cevap verebildim. Başkanıma sormak istiyorum. Siz yine ticaretle uğraşan, farklı sektörlerde hizmet eden firmalar olan bir büyümüşsünüz. Günümüzde iflas iş dünyasının sıkıntılı konulardan birisi. Neden iflaslar çoğaldı? Ondan sonra çek yasasıyla ilgili görüşleriniz nelerdir diye akabinde de onu soracağım. Aslında iflas ertelemeler işte teknolojiyle çalışmayan bir esnaf bu işi yakalar. Çabuk iflas erteleme ister. Şimdi 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık firmalarımız var. Güzel bir projeye giriyor. O projede de başarısı olduğu zaman ya eleman çıkaracak ya farklı bir şey yapıp bir an önce ticaretini bitirmek istiyor. E ne oluyor? Bu da bizim ülkenin ve devletin menfaatine olmuyor. Bir sürü işsizlik başlıyor diyor. Kısa vadeli projeler değil mi? Şimdi biz iflas erteleme ile alakalı bizim dostlarımız var, gördük. Yaşadığımız olaylar da var. Bunlara devlet destek olması lazım. Tamam, iflas erteleme güzel bir şey. Çünkü sonunda ölüm olan şeyler de var. Adam ödeyemiyor. Ya kendisine ya ailesine zarar veriyor. Doğru. Biz de bunu devletten şöyle istedik. 15 yıllık, 10 yıllık iyi bir iş adamıysa, iyi bir esnafsa vergisini veriyor, sigortasını veriyor, elemanın maaşını veriyor. Dört dörtlükse devlet buna destek olması lazım. En azından şu anda kurulan katılım bankalarımız var. İki tane katılım bankası var. Bunların arkasında durması lazım böyle esnafların. Ama vatan hainiyse durmayalım. Senin burada parayı gidip de sağa sola veriyorsa bu adama kesinlikle sahip çıkmayalım. Ama dürüst esnaflarımız var. 20 yıllık, 30 yıllık, 15 yıllık esnafın devlet bu konuda destek vermesi lazım. Yanında iki tane eleman gönderecek devletin bünyesinde. Evet. Kardeşim otokontrolünü yapacak. Ayağa kalkın artık. Çünkü 300 tane, 500 tane, 1000 tane çalışanı var adam. Bir de faizlerin indirimi de söz konusu. Kesinlikle, değil mi? Tabii. Yeni Merkez Bankası'ndan kamuoyu öyle bir beklenti içerisinde. İnşallah daha iyi olacak. Çünkü devlet istiyor faizlerin düşmesini. Şu anda dünya şeyine bakarsak çok kötü yerdeyiz. Yani %2'ler, %3'ler faizler bizde %10'ları geçiyoruz. Yani basit bir mantıkla Merkez Bankası'nda rezervimiz varken niye boşa beklesin? İş dünyası bunu niye kullanmaz? İşte onu işte bazı nedenler var belki. Çünkü müdahale edilmiyor. Çünkü orada özel olduğu için. Ama müdahale etmek lazım. Oradaki şahıs, oradaki Merkez Bankası şahıs artık bir şekilde önünü açması lazım. Yeni başkan. İnşallah onunla beklentilerimiz var. Güzel şeyler var. İnşallah. Çek yasasıya ne diyeceğiz? Çekle alakalı da işte burada yine sıkıntı ahili bilmememizin en büyük sebepleri birisi. Şimdi bakıyoruz görkemli şato gibi saraylar yapılıyor. Bu da bizim ayıbımız. Lüks ve saltanat, şatafat. Yani bu olmasa
biz karşılıklı, dürüst olursak, çeke ihtiyacımız var, yine çek olsun. Yani çünkü her şeyi biliyorsun, dürüstlük olmaz zaman şeytan devreye giriyor. Seni beni kandırıyor, birbirimize sokuyor. Tamam, çekin ol, biz çeki itiraz etmiyoruz. Önemli olan doğru kullanmamız. Evet. Bu çek yasasında dediğimiz olayda da sahte çekler var piyasada. Yani bunun önüne geçmemiz lazım. Zaten bunun önüne geçersek bu çek yasası bir yerden sonra düzene girecek. Bu konuda bankalar da bile zalim olmasın. Bunu istiyoruz. Çünkü biz olmasak bankalar da olmaz. Esnaf batarsa bankalar da batar. Yani bankaların da bir bireysel tüketici olarak ben dikkatimi çeken, yani en ufak işlemde dahi mutlaka bir ücret tahakkuk ettiriliyor. Evet. Biraz orada, insaflı olması orada lazım. Orada zalim bir para kazanıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Aslında yani şunu adamın maaşı var. 1000 lira maaşı çekiyor. 10 lirası kesiyorlar. Neymiş? İşte ücrete baktın, bilgisayara baktın. Ya böyle olmaz. Yani ATM'lerde bile harıl harıl para çekiyorlar. Evet, evet. Yani biz devletimizden istediğimiz bankalar bir dizayn etmesi lazım. Ercan Başkanım, bu konulara eklemek istediğiniz, sizin de görüşleriniz vardır. Buyurun. Bu noktada üzerinde bizim de takipçisi olduğumuz, yakın zamanda da hayata geçen katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık. Evet. Bu tip faaliyetler devletimiz çok üst düzeyde uğraşıyor. Tabii 100 yıldır süre gelen ağır alışkanlıklar, hantal yapıları değiştirmek mümkün değil. Biliyorsunuz bürokraside de bunları yaşıyoruz biz. Dernek adına da yaşıyoruz. Katılım bankacılığı ve faizsiz bankacılık dediğimiz sistemde Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası gibi bankalarımız bunlar üst düzeyde çalışmalar yapıyorlar. Bunları biliyoruz ve yakın zamanda da medyaya düşmeye başladı bunlar. Çekle ilgili çek kullanımı aslında tabii bu coğrafyaya çok da uygun bir uygulama değildi. Evet. Bizim buna aslında belki de ticaretimizin çocukluk dönemi diyebiliriz. Deneme süreci diyebiliriz biz buna. Çekle tanıştık, karşılıksız kredi kartları da öyle. Karşılıksız bize verilen paralar. Daha sonra bir tuzak şeklinde bu toplumun kültürel, ahlaki yapısını olumsuz etkileyecek tarzda sonuçlara da sebep oluyor. Dolayısıyla bu çek yasasıyla beraber bu tip uygulamaların, kredi kartı uygulamaların mutlaka özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın görüşlerinin alınarak Türkiye'de aile yapısını sadece ticaretle ilintili değil bu. Enteresan bir tespit. Evet, yani sadece ticaretle ilintili değil bu. Mutlaka bu yapılardan olumsuzluk aileye yansıyor. Aileye yansıyor ve bugünkü yaşadığımız toplumda boşanmalar çok artmış durumda değerli İntiharlara başkanımızın. Kadar ulaşıyor. İntiharlara kadar, evi terk etmeler, çocukta kötü alışkanlıklar bunlara kadar gidiyor. Toplumsal çöküntüyü getiriyor bu. Bir telefon bağlantımız var. Tabii. Burhanettin Güvenç Bey, Profesör Doktor telefonumuzda. Buyurun efendim. İyi günler size. Teşekkür ederim hocam, buyurun. Sizin öncelikle değerli konuklarınızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok önemli bir konuyu işliyorsunuz. Ahilik kültürü bize atalarımızdan miras kalan diyeyim. Çok önemli bir ekonomik kalkınma modeli. Yüzlerce yıl önce bu model aslında o günün şartları, dünyanın durumu, teknoloji, bilgi seviyesinin durumuna göre çok doğru bir şekilde yapılmış. Ve uzunca bir süre bu değişik meslek örgütlerine uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiş. Ülkenin hızlı kalkınmasına, ekonomik refaha, ülkenin güçlü olmasına sebep olmuştur. Tabii daha sonra gelişen teknoloji ve sanayileşme devrimlerinde ortaya çıkan yeni şartlara ayak uyduramadığı için, kendini revize edemediğinden ahilik modeli yavaş yavaş kaybolmuş. Aslında günümüzde aşağı yukarı 100 sene öncesinde bu model tekrar kendini göstermeye başlamış ve günün şartlarına, bilgi ve teknoloji seviyesine uygun bir şekilde yeniden bu ahilik kültürü ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunun adına da Batılılar İngilizcesi cluster olan, biz de bunu Türkçe'ye kümelenme diye çevirdik.
kümelenme modelini uygulamaya başlamışlar. Ahiliye çok benzemektedir. Bu da sektörel örgütlenmedir. İçerisinde üniversiteleri barındırır, eğitim kurumlarını barındırır. Aynı ahilikte olduğu gibi. Kamuyunun ilgili kurumlarını barındırır. Aynı ahilikte olduğu gibi. Tabii burada rekabet ortamında işbirliği yapma kültürü var. Ahilikte rekabet fazla önem verilmemiş. Rekabetin çok başarılı olanların önü yeterince açılamadığı için zaman içerisinde kaybolmuş gibi görünüyor ama tekrar kendisi yüzlerce yıl sonra kümelenme modeli içerisinde kendini gösteriyor. Yani aklın yolu bir aslında. Sektör organize oluyor. Firmalar rekabet etse de rekabet ortamında iş yapma, birlikte iş yapabilme kültürünü kazanıyor. Hepsinin eğitime, bilgiye, teknolojiye ihtiyacı olduğu için bünyesinde eğitim kurumlarını, üniversiteleri barındırıyor. Ar-Ge ve test merkezlerini barındırıyor. Günümüzün şartlarına aslında uymuş, uyarlanmış ahilik modeli. Hocam ben anladığım kadarıyla akademik olarak izahınızdan şunu anlıyorum. Günümüzde ahilik artık Avrupa'da da model olarak kullanılıyor. Evet. Yani aslında bu kümelenme dediğimiz konunun özü ahilik modeline çok benziyor. Burada tabii serbest rekabet var. Herkes özgürce yarışıyor. Birbirinin rakibi. Ama böyle bir ortamda da işbirliği yapma kültürüne sahipler. Şirketlerin büyük şirketlerin evlilikleri de bunun bir göstergesi sanırım. Büyük şirketler de tabii rekabet ortamında işbirliği yapma kültüründen kaynaklanıyor. Bakıyorlar ki tek başlarına birbiriyle mücadele edeceğine, yıkıcı rekabet yapacağına ve içinde bulundukları şartlar, konjektör, ekonomik, dünyanın genel ekonomik durumu, ülkelerin ekonomik finans durumları da dikkate alınarak evlilik yapılması gerekiyorsa o kararı verebiliyorlar. Hocam çok teşekkür ederim. Güzel bilgiler paylaştınız. Ben de teşekkür ederim. İnşallah daha detaylı konuşmak kısmet olur uygun bir zamanda. Farklı bir arkadaşlar, program konusu bu. Sizin de katılacağınız bir program konusu. Buradan başkanlarımla bir söz birliğine vardık. Kırşehir'deki ahi kültürünün o kutlama etkinliğini canlı yayın olarak oradan sunma sözü aldık. Birlikte birbirimize söz verdik. İnşallah Kırşehir'de nasip olursa orada buluşuruz. İnşallah. Arkadaşlarıma da selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yunus Başkanım, sizden başlayarak son sözlerinizi alacağım. Vaktimizi tam 10 dakika geçtik. Evet. Buradan mesajınız nedir? Son sözleriniz olarak bizi izleyenlere neler söylemek istiyorsunuz? Buradaki güzel bir sohbetimiz oldu. Aslında ahilik uzun bir mesele. Tabii. Kısa oldu ama olsun, güzel oldu. Bir yerden başlamak bazen lazım. Kısa mesajlar güzel olur. Her zaman onu öğrendik atalarımızdan. İnşallah güzel şeyler çıkacak. Buradaki esnaf ve iş adamlarımıza, diğer arkadaşlarımıza, dostlarımıza merak edip de bir ahi evranın kim olduğunu öğrenmelerini istiyoruz. Ahili kültürü ne olduğunu öğrenmek istiyoruz onların. Çünkü bu sonuçta bu bizim kültürümüz. Hep beraber bir şekilde bu tencerenin içinde yemek yapıp yiyeceğiz inşallah. Başkanım, sizin görüşlerinizi alayım. Son sözleriniz olarak. Evet. Değerli başkan da söylediği gibi ahilik sayfalara zaman boyutuna sığacak bir şey değil. Yaklaşık 800 yıldır bu ülkeye mal olmuş bu topraklara. Güzel bir sözle aslında sonuçlandırmak istiyorum. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir diyor. Evet. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Bu çok güzel bir evet. söz. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Bir ahi kendine istediğini
önce başkasına isteyendir. Kardeşliktir, dostluktur, barıştır. Burada kısaca Ahi Evran'ı Veli Hazretleri'nin eşi Fatma evet. Bacı'yı kapanış bölümüne söylemeden geçemeyeceğim. Geçemeyeceğim. Diyeceğim. Kendisi de bugünkü birçok sivil toplum örgütünün, birçok siyasi partinin, kadın kollarının başarısının o kuruma, o teşkilata, o örgüte neler getirdiğini bugün hepimiz vakıfız. Ahi Evran Veli'nin eşi Fatma bacımız da Anadolu bacılarını, Bağcıyani Rum'u oluşturmuş ve gittikleri evet. her yerde güçlendirmişler. Ahiliğin belki de asıl gücü kadınlarının, kadınlarımızı iade etmeden olmaz burada. Mutlaka. Kadınların desteğini almışlar ve evlerde bu ocaklar kaynarken, ahilik kültürü kaynarken, çocuklara nakşedilirken kadınlarımıza çok büyük görev düşmüş. Buradaki kapanış bölümünde de Fatma Bacı'nın varlığında tüm kadınlarımızı da saygıyla selamlıyorum ben. Yaptığınız bu güzel program için size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir program oldu. Ahi kültürü benim de çok önemsediğim bir kültür. Sanırım süremiz yetmediği için bağlanamadık. Kırşehir eski milletvekilimiz Mikail Aslan. Yeni milletvekilimiz. Şu anda da milletvekilimiz. Şu anda da yani önce evet. dönemde beraber eski olduğumuz evet. şu anda evet. da milletvekilimiz olan evet. Mikail Aslan Bey'i telefona Salih bağlayacaktık. Kırşehir'e ben Mikail Bey'in şahsını da tanıdım. Ahilik kültürünü tanıdım. Evet. Çok farklı büyük hizmetleri var. Hizmetleri olan bir büyüğümüz. Fikir babamız. Biz Türk Barayı'yla programımızı kapatıyoruz. Ahi kültüründe de vatana, millete saygı sonsuzdur diyorum. Ben bayrağı size takdim ediyorum. Ortamıza girin.